Gaziantep'te erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan Nurgül Türkmen, kadın olarak karşılaştığı tüm zorluklara rağmen mesleğinin inceliklerini ustalıkla sürdürüyor. Ben sedefçilik mesleğini eşimden öğrendim. Sonra Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanlığı'ndan öğrendim. 4-5 ay bir eğitim gördüm. Tabii bu mesleği öğrenmek için 4-5 ay bir eğitim yeterli değil. Yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Ben sadece işlemesini öğrendim. Aslında mesleği eşimden tanıyorum. Eşimin yardımıyla, eşimin yönetmesiyle ben buralara kadar geldim. Tamamen eşimin desteğiyle buradayım yani. Yıllardır. Ben ilk bu mesleğe başladığımda burada hiç bayan, hangi meslek dalında olursa olsun burada hiçbir bayan pazarlamacı yoktu. Hani ilk mesleğe başladığımda ben çok zorluklarla karşılaştım. Hani bir bayan olarak gerçekten bu kadar erkeğin arasında tutunup kalmak çok zor. Hele de bu şartlarda. Hani ilk ben geldiğimde bana dediler sen burada 3 ay tutunursun dediler, 3 ay kalırsın dediler. Ama ben hiçbir zaman yılmadım, hiçbir zaman pes etmedim o kadar çektiğim sıkıntılara, zorluklara rağmen. Hani bayan olduğum için zorluklar çektim burada, bu kadar erkeğin arasında. Ama hiçbir zaman pes etmedim, yılmadım. Bayan arkadaşlarımıza da diyorum hani gerçekten şartlar ne olursa olsun insan istedikten sonra her şeyi başarır. Hani ben bunu yapabildiysem herkesin de yapabileceğine inanıyorum. Bu mesleği dediğim gibi eşimden öğrendim. Çok zor şartlarda başladım. Esnafçılık mesleğini tanımıyordum. İlk geldiğimde ben dedim nereye düştüm dedim. Hani nereye geldim dedim. Sonrasında başaracaksın Nurgül dedim. Bilirsin bu mesleği tanıtabilirsin. Bayanların da meslek ne olursa olsun başarabileceklerini kanıtlayabilirsin. Hem kendine hem çevrene hani burada tutunamazsın, burada yapamazsın diyenlere kendini kanıtlayabilirsin şartını koydum. Ve bu şartla yola çıktım ve devam ettim. İnanın insan istedikten sonra, bir bayan istedikten sonra bayanlar her zaman her meslek dalında güçlüdür. Her zaman her yerde başarılarını göstermişlerdir, güçlülüklerini göstermişlerdir. Ben de kendimi ispatlamaya, kanıtlamaya çalıştım. Hem buradaki bulunan bütün insanlara, hem esnaf arkadaşlarıma, hem de yapamazsın, başaramazsın diyen bütün insanlara 12 yıldan beri kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Dünya Kadınlar Günü'nü öncelikle bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dediğim gibi meslekleri ne olursa olsun vazgeçmesinler, yılmasınlar, her zaman tutunmasını bilsinler. Ayakta durmasını bilsinler. Ben başardıysam herkes de başarır diyorum ve bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.